Irak'ın kuzeyindeki operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK-KCK'nın kurucularından Fuat Kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın da bulunduğu tespit edildi. PKK'nın örgütten kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla Kaytan'ın ölümünü gizlediği belirlendi. Detaylarına bakıyoruz. PKK Elebaşı Abdullah Öcalan'ın kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi olarak tanımladığı Ali Haydar Kaytan'ın etkisiz hale getirilmesi için terörle mücadeledeki en uzun soluklu operasyonlardan biri gerçekleştirildi. Operasyon korkusuyla sürekli yer değiştiren sözde KCK Yürütme Konseyi üyesi Kaytan tarafından çok yönlü bir istihbarat çalışması yapıldı. Bu kapsamda insansız hava araçları da kullanılırken ayrıca sahadan da farklı istihbarat bilgileri toplandı. Uzun süreli bir çalışmanın sonucunda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyinde ortak bir operasyon gerçekleştirdi. Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahada sürdürdüğü istihbarat çalışmalarıyla etkisiz hale getirilen teröristler arasında Ali Haydar Kaytan'ın da yer aldığı kesin olarak tespit edildi. Kaytan'ın etkisiz hale getirildiği operasyon sonrasında yaşananlar da ortaya çıktı. Terör örgütü elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi. Ali Haydar Kaytan operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK ölümünü gizlemek için cesedi gömenleri infaz etti. Terörist Kaytan'ın cesedi sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar infaz edildi. Kaytan'ın terör örgütü PKK adına canlı bomba eylemi yapacak teröristleri seçtiği, 2016 yılında Ankara'daki Merasim Sokak ve Güven Park saldırılarının talimatını verdiği biliniyor.